Merhaba sevgili gençler. Bu videomda sizlere demokrasi kavramından, demokrasinin tarihsel gelişiminden bahsediyor olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girin, ilk göreceğiniz egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. 30, 33, 34 bak bunu unutma. Belediye seçimlerine, muhtarlık seçimlerine, vekillik seçimlerine katılma hakkını kazandı Türk kadını. Bakın size 1919 yılından 49'a kadar gelen koca bir süreci aslında özetledim. Demokrasi nerede? Demokrasi her yerde. Merhaba sevgili gençler. Bu videomda sizlere 7. sınıfın 6. ünitesi olan Etkin Vatandaşlık ünitesinden bahsedeceğim. Bu ünitenin genelinde aslında biz size demokrasi kavramından, demokrasinin tarihsel gelişiminden bahsediyor olacağız. Ama bundan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Nedir bu? Yönetim şekilleri. Şimdi 6. sınıfta siz yönetim şekillerini öğrendiniz diye biliyorum. Biz ne gibi yönetim şekilleri biliyoruz? Mesela bakın şöyle halkalarla göstereceğim size. 2... 3 bak şimdi. İlk halkaya tek kişiyi koyuyorum, tamam mı? Ülke yönetiminde bir kişi söz sahibi. İkinci halkaya birkaç tane cinali koyuyorum. Ülke yönetiminde birkaç kişi söz sahibi. En son halkaya bir sürü cinaliler koyuyorum. Yani aslında herkes, ben bu kadar çizebildim. Herkes söz sahibi. Dıştaki herkesin ülke yönetiminde söz sahibi olduğu yönetim şekli hangi şekil? Ülkemizde uygulanan cumhuriyet rejimi, değil mi? Bir altında birkaç kişinin, bir zümrenin ülke yönetiminde söz sahibi olması oligarşinin olsunu yazdım. En iç halkada tek kişinin ülke yönetiminde söz sahibi olması da ney? Monarşi. Osmanlı Devleti'nde böyleydi biliyorsunuz. Hatta bakın dıştan içe, çoktan aza doğru şöyle yaptığımda da com oluyor. Cumhuriyet, oligarşi, monarşi. Bir de ülke yönetiminde din kurallarının söz sahibi olması, din insanlarının söz sahibi olması gibi durumlar var. Bu yönetim şekillerine de ben ne diyorum? Teokrasi, teokratik yönetim diyorum. Osmanlı padişahı aynı zamanda halife olduğunda Osmanlı Devleti'nde monarşik bir düzen vardı. Bununla beraber teokratik bir yapı vardı. Çünkü aynı zamanda dini bir liderdi Osmanlı Devleti'nin padişahı. Şimdi bizim aslında ilgilendiğimiz kısım neresi? Cumhuriyet rejimini oluşturan demokrasi sistemi tabii ki. Şimdi demokrasi dediğim kavram demos ve kratos sözcüklerinden geliyor aslında. Eski Yunanca'dan geliyor. Ve halkın yönetimi, halkın söz sahibi olması aslında eşitlikten, adaletten, insan haklarından bahsetmek ve her şeyden önce herhangi bir yerde, nerede olursa olsun eşitliği söz konusu yapmaktan geçer demokrasi. Demokrasi bir yönetim biçimi olarak da karşımıza çıkar. Demokrasi sokakta da karşımıza çıkar, evde de karşımıza çıkar, okulda da karşımıza çıkar. O yüzden biz deriz ki demokrasi nerede? Demokrasi her yerde. Bakın, ailede demokrasi. Ne oldu? Ailece yapılacak bir eylemde herkesin fikri alındı. Harika bir aile düzeni. Okulda demokrasi. Ne oldu? Bir karar için, bir başkan seçimi için. Ne yapıldı? Oylama yapıldı. Toplumda demokrasi. Sokakta, markette, otobüste binerken sıraya girdik mi? Birbirimizin hakkına saygı duyduk mu? Hepimiz eşit miyiz sokakta? Al sana toplumda demokrasi. Ülke yönetiminde demokrasi dediğimde de her birimizin bir oy hakkı var mı arkadaşlar? Benim bir var, senin beş mi var? Bir oy hakkımız var. Her birimizin oyu da birbirine eşittir. Ve diyorum ki bu da nedir? Ülke yönetiminde demokrasi olduğunun göstergesidir. Demokrasi olabilmesi için arkadaşlar, ülke yönetiminde demokrasi olabilmesi için bazı
koşulların karşılanıyor olması lazım. Yani şu olur da bu olmazsa demokrasi olur diyemiyorum. Bakın şimdi bunlar neler? Temel ilkeleri olarak biliriz biz bunları. Demokrasinin temel ilkeleri. Ne olmalı? Bir kere kesinlikle eşitlik olmalı arkadaşlar. Ne olmalı? Hukuk devleti olmanın bir gereği olarak herkese eşit haklar sunulmuş olmalı. Bir cinsiyete bir hakkı verip başka bir cinsiyete vermiyorsam, İşte bir dine inanana verip başka bir dine inanana vermiyorsam, toplumdaki vatandaşları bir şekilde sınıflandırıyorsam eşitlik yoktur. Geçmiş olsun, demokrasi de yoktur zaten. Devam ediyorum. Katılım olması lazım. Ne olması lazım? Vatandaşın seçmen olarak hakkını da kullanması lazım. Eğer koşulları karşılıyorsa seçilme hakkını da kullanması lazım. Dolayısıyla özellikle seçme hakkımızı kullanmamız katılımın göstergesidir. Ben oy kullanmam gereken zamanda kesinlikle o sandığa gitmeliyim ve oyumu atmalıyım. Kesinlikle. Sonra özgürlükler olmalıdır ama özgürlükler ne yapılmalıdır? Gerektiğinde kısıtlanmalıdır. Size ne anlattım? Ülkemizde nüfus anlatırken yerleşme seyahat özgürlüğü anlattım. Ne dedim? Herkes yerleşme seyahat özgürlüğüne sahiptir. Ancak şu durumlarda kısıtlanabilir dedim. Birinci nitede ne anlattım? Basın özgürlüğü anlattım. Basın hürdür, sansür edilemez. Ancak özel hayatın gizliliğine saygı duymak zorundadır. Eğer bununla ilgili bir sıkıntı olursa sansür edilebilir. Dolayısıyla özgürlükler bakidir ama duruma göre. Bir başkasının özgürlüğünü eğer kısıtlıyorsa engellenebilir, sansürlenebilir, azaltılabilir. Sonra millet egemenliği. Bakın bu kavram önümüzdeki sene çok karşınıza çıkacak. Milli egemenlik ne demek biliyor musun? Milletin kararı demek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girin. İlk göreceğiniz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Nedir bu? Karar alma hakkı kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenlik kavramı ülke yönetiminde halkın söz sahibi olması demektir. Ben nasıl söz sahibi olurum ülke yönetiminde? Tabii ki vakti geldiğinde oyumu kullanarak söz sahibi olurum. Sonra bir ne prensibi vardır? Çoğulculuk arkadaşlar. Ne olur? X, Y, Z partileri vardır. Bu partiler seçim zamanında propagandalarını yaparlar. Bizler sandığa gider oylarımızı veririz. En çok oyu alan parti iktidar partisi olarak meclise girer. Hatta ondan sonra bir tık daha az alan parti ana muhalefet partisi, diğeri ya da diğerleri de muhalefet partisi olur. Ya da hepsi zaten muhalefet partisi olmuş olur. Dolayısıyla çoğunluğun oyunu alan iktidara geçecektir. Bu da demokrasinin çoğulculuk prensibidir arkadaşlar. Peki, demokrasi, ülke yönetimindeki demokrasi her yerde aynı şekilde mi uygulanır? Her ülkede aynı şekilde mi uygulanır? Kaç tane çeşidi var biliyor musunuz? 3 tane çeşidi var demokrasinin. Bakın, bir tanesi doğrudan demokrasi. Bunu yapabilmek için nüfusunun çok 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 az olması lazım. Çünkü doğrudan demokraside vatandaşın tamamı ne yapar? Meclise girer. İsviçre'nin bazı kantonlarında yapılabiliyor bu mesela. Bir diğeri yarı doğrudan demokrasi. İşte biz bunu kullanıyoruz. Ne var yarı doğrudan demokraside biliyor musunuz? Hem vakti geldiğinde oyumu kullanıyorum, bu şekilde ülke yönetimine katılmış oluyorum. Hem de zaman zaman ülkede referandum yapılabiliyor. Referandum halk oylaması demektir. Bir soru yöneltilir. Evet, hayır diye oyunu kullanır halk. Eğer bunların ikisi birden yapılıyorsa, ihtiyaç duyulduğunda referandum yapılıyorsa ve belli periyotlarda seçimler yapılıyorsa, halk ikisinde de aktif rol oynuyorsa yarı doğrudan demokrasidir. Türkiye bunu yapmaktadır. Ya da hiç referandum yapılmıyor, sadece oy kullanıyor, seçimler yapılıyorsa da temsili demokrasidir. Halkın seçtiği temsilciler kendilerini mecliste temsil ederler. Yani 3 tane çeşidi var. Doğrudan, yarı doğrudan temsili. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak yarı doğrudanı kullanıyoruz. Çünkü zaman zaman referandumda gerçekleştiriyoruz. Peki, tarih boyunca demokratikleşme için sizce
pek çok adım atılmış mıdır? Tabii ki atılmıştır. Cumhuriyet döneminde atılan adımları ayrıca inceleyeceğiz sizinle. Ama tarih boyunca belki o zaman demokrasinin ne olduğunu bile bilmeden bizim daha sonra incelediğimizde "Aa bakın bu da demek bir demokratikleşme hamlesiymiş aslında" diye değerlendirdiğimiz bazı belgeler var. Bu belgelere örnekleri yazdım, sizlerle inceleyelim. Mesela Hammurabi kanunları hatırlayacaksın 5. sınıftan. Babil kralı Hammurabi ne diyordu? Gözü göz, dişe diş. Kısasa kısas diyordu. Dolayısıyla çok ağır cezalar uyguluyor muydu? Evet. Ama çok temel düzeyde baktığımda bir eşitlik sunmuş muydu? Evet. Diyorum ki onaylamadığımız, tasvip etmediğimiz bir şekilde olsa da, ağır cezalar uyguluyor olsa da bir şekilde eşitlik sağlamış mı? Göze göz, dişe diş diyor. Dolayısıyla Hammurabi kanunlarında ben bir tık demokratikleşme görüyorum. Veya Roma İmparatorluğu'nda vatandaşlık ve devlet ilişkilerini düzenleyen, bunu eşitlemeye çalışan 12 levha kanunları çıkartılmıştı. Bu da yine demokrasi yolunda atılmış bir adımmış meğersem o zamanlarda. Veya Hazreti Muhammed'in veda haccını gerçekleştirdikten sonra Müslümanlara yönelik yaptığı konuşma, veda hutbesi. Ne diyor burada? Kadın ve erkeği eşit tutun diyor. Irkçılık yapmayın diyor. Yani dolayısıyla Hazreti Muhammed de burada aslında Müslümanlara eşit olmayı, eşit haklar sunmayı öğütlüyor, demokratik bir belge oluşturuyor diyoruz veda hutbesiyle. Veya Magna Carta kim? Yurtsuz John. Yurtsuz John İngiltere'de diyor ki ne yapalım? Ben diyor kral olarak kendi gücümün de yasayla kısıtlanmasını kabul ediyorum diyor. Eyvallah. Oldu mu yine bir eşitlik sağlanmaya çalışıldı mı? Tabii ki Magna Carta'da bunu kabul etmesiyle kralın bir demokratikleşme belgesi olarak karşımıza çıkıyor. Sonra bakın günümüze doğru yaklaştıkça tabii ki iş daha da ciddileşiyor. Amerika'nın bağımsızlık bildirisi. Ne diyor? İnsanların doğuştan bir takım haklara sahip olduğu, bu hakların toplum yaşamına geçilmeden ve devlet kurulmadan önce de var olduğunu söylüyor ve bunları korumak gerektiğini açıklıyor Amerika'nın bağımsızlık bildirisi. Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi. Demokrasinin temelini oluşturuyor aslında bu belge ve diyor ki özgürlük, eşitlik, adalet ilkeleri Avrupa üzerinde artık etkili olacaktır. Fransızların bunu başlatmış olması sence bir tesadüf mü? Tabii ki değil. İhtilalle birlikte ülkede başlayan özgürlük, adalet, insan haklarına saygı, demokrasi kavramları tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya zamanla yayıldı biliyorsunuz. Ve insan hakları evrensel bildirgesi. Bakın sadece burada geçiyor. Evrensel. Bir şey evrensel olduğunda nedir? Tüm dünya uluslarını kapsıyor demektir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen bu bildirgeyi Türkiye'de 1949 yılında imzalıyor sevgili arkadaşlar. Bunlar dünya tarihinden ufak tefek demokratikleşme çabaları, belgeleri, örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Ha, Osmanlı tarihinde yok mu? Aslında çok iyi biliyorsunuz hepsini. İkinci ünitede ben bunları size anlattım. Ama şöyle bir hatırlatmak ve toparlamak istiyorum. Türk tarihinde, Osmanlı tarihinde bakın Seneddi İttifak'la ne oldu? İkinci Mahmut ayanlarla bir anlaşma imzaladı ve padişah kendi mutlak otoritesini sınırlandırdı mı arkadaş? Evet, al sana mutlak otoriteyi sınırlandırdı. Magna Carta'da Yurtsuz John'da benzer bir şey yapmış mıydı? Yapmıştı. Dolayısıyla yasanın üstünlüğünü kabul etmişti o. Burada da padişah otoritesini sınırlandırdı. Geldim Tanzimat Fermanı'na. Biliyorsun Fransız İhtilali'nden sonra Osmanlı topraklarında bir sürü azınlık isyanı çıkmıştı. Bu göreceğin bundan sonraki şu 4 hamle bu isyanları bastırmak üzere yapılmıştı. Ama aynı zamanda da Osmanlı Devleti'nde birer demokratikleşme çabasıydı dedik biz. Bakın Müslüman, Hristiyan vatandaşların hepsine ne yaptı? Eşit olanaklar sundu. Ve Tanzimat Fermanı'yla ben neyi kabul ettim? Hukuk üstünlüğünü kabul ettim.
Sonra ıslat fermanıyla Müslüman gayrimüslim halkın haklarını ne yaptım? Bir yerde buluşturdum, eşitledim, gayrimüslimlere verdiğim hakları daha da arttırdım. Meşrutiyet ile de kısmen de olsa halkın ülke yönetimine katılmasını sağladım mı? Evet. Anayasal düzene geçtim mi? Kanuni esası, anayasal düzen. Önümüzdeki sene de karşınıza çıkacak. Tanzimat fermanıyla hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. Meşrutiyetle birlikte çıkarılan kanuni esası ile de anayasal düzene geçirmiştir. Şimdi dünya tarihinde örnekler var. Evet. Osmanlı tarihinde örnekler var. Evet. Peki Cumhuriyet tarihinde yok mu örnekler? Hem de ne örnekler var. Bakın Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında evet milli bağımsızlığı sağlamak istiyordu. Bununla beraber bağımsızlık sağlanmasıyla paralel zamanda milli egemenliği de gerçekleştirmek istiyordu. Bunun için bazen açık açık bazen üstü kapalı bir şekilde belgelerde sundu, örnek çalışmalarda yaptı. Bunlardan sadece bir kısmını vereceğim şimdi size. Şimdi şöyle bir süreçten bahsedeyim önce. Milli bağımsızlık demek benim ülkemin sınırlarına, benim kaynaklarıma kimsenin müdahale edememesi demek. Yani benim özgür irademle karar alabilmem demek. Milli egemenlik ise halkın ülke yönetiminde söz sahibi olması demek. Şimdi Anadolu topraklarının işgale uğramasıyla beraber Atatürk bir yol izledi ve halkı örgütlemeye çalıştı. Bu sırada aklındaki milli egemenlik fikrini de adım adım yerine getirdi. Bir tanesi mesela ilk gittiği yer biliyorsunuz Samsun. Samsun'dan Havza'ya gidecek, Havza'dan Amasya'ya gidecek. Amasya'da bir genelge yayınlayacak ve bu genelgede diyecek ki bak vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Şurada yine milletin azim ve neyi diyor bak en önemlisi burası kararı. Hop bunu çektim M, E yazıyorum. Yani neyle ilgili bir vurgu yapmış? Milli egemenlik. Yani demokrasiye doğru gidiyoruz biz diyor aslında. Sonra devam ediyorum. Çıktı Amasya'dan Erzurum'a gitti. Erzurum'da bir temsil heyeti oluşturuldu biliyor musunuz? Nasıl oluşturuldu biliyor musunuz? Amasya'dayken dedi ki her ilden vatandaşın, milletin güvenini kazanmış delegeler seçilsinler, gelsinler. Önce Erzurum'da sonra Sivas'ta birer kongre düzenleyeceğiz dedi. Her ilden üçer delege yani temsilci seçilsin dedi. Seçilmek beni nereye götürdü? Milli egemenlik ilkesine. Temsil heyeti halkın seçimiyle gelen insanlardan oluştuğu için beni neye götürdü? Millet egemenliğine götürdü. Bu temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde de görev yaptı. Sivas Kongresi'nde de görev yaptı. Sonra da Atatürk'le beraber çıktı. 27 Aralık 1919'da nereye geldi? Ankara'ya geldi. Ve Ankara'da 23 Nisan 1920'de ne açıldı? Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani milli egemenlik. Oraya da yazdı zaten. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. Sonra muharebeler devam etti. Batı cephesinde 1. İnönü Savaşı yapıldığı sırada mecliste bir anayasa çalışması başladı ve bu savaşın hemen akabinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye çıkartıldı. Bu anayasa 1921 anayasası olarak da geçer ve bakın anayasada yer alan maddeye egemenlik kayıtsız şartsız kimindir? Milletindir. Bak anayasaya girdi. Yani bundan sonra bunun aksi bir şey yapmak mümkün değildir. Sonra zaten Kurtuluş Savaşı bitti. Lozan imzalandı ve bir dizi devrim yapılırken hemen saltanat. Saltanat Lozan'dan önce kaldırıldı gerçi. Saltanat kaldırıldı. Kişi egemenliğine son verilmiş oldu. Bakın 22, 23, 24 bunlar. 22'de saltanat kaldırıldı. Kişi egemenliğine son verildi. 23'te Cumhuriyet ilan edildi. Halk egemenliğinin altına imza atıldı. 24'te halifelik kaldırıldı. Çünkü halife de
kendini hala bir dini lider olarak görüyordu. Ülkenin laikliğine zarar veriyordu. O da kaldırılınca egemenliğin önündeki engel aşılmış oldu. Ama bakın, hala daha halk oy veriyor ya, bu oylarını kime verecek, nereye verecek, nasıl verecek, bununla ilgili bir şey söylemedim farkındaysanız. Çünkü ne oldu? 1923 yılından 1949 yılına kadar planlı bir çok partili hayata geçiş süreci yaşandı arkadaşlar. Çok partili hayata geçmek o kadar kolay olmadı ama çok parti olmazsa da ben seçme hakkımı nasıl kullanacaktım? Olmayacaktı. Gerçek bir demokrasi olabilecek miydi? Olamayacaktı. O yüzden çok partili hayata geçilmesiyle tam anlamıyla günümüzdeki halini alabildi. Şöyle de bir durum gerçekleşti. Erkekler, hatta Müslümanlar ve erkekler bir dönem, sonra sadece erkekler, sonra kadınlar da oy kullanmaya başladılar. Maalesef daha diyorum, çünkü ilk dönemlerde kadına seçme seçilme hakkı verilmemişken Mustafa Kemal Atatürk'ün yoğun çalışmalarıyla pek çok Avrupalı ülkeden de önce Türk kadını seçme seçilme hakkını kazandı. 30, 33, 34 bak bunu unutma. 1930 yılında belediye seçimlerine, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine, 1934 yılında vekillik seçimlerine katılma hakkını kazandı Türk kadını. 49 yılında da çok partili hayata geçiş başarılabildi. Bakın size 1919 yılından 49'a kadar gelen koca bir süreci aslında özetledim. 1919 yılında daha yola ilk çıktığında aklında olan egemenlik fikrini Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hep birlikte yerine getirdiler. Adım 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 işleyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik bir devlet haline getirdiler. Bizim anayasamızda da bildiğiniz gibi Türkiye devleti bir cumhuriyettir yazar. Atatürk ilkelerine bağlılıktan bahseder. Demokrasinin, cumhuriyetin gereklerine bağlılıktan bahseder. Evet, çok partili hayat dedim size. Uzun bir süreç dedim. Bu dönemde karşımıza çıkan 3 tane partiden kısacık bahsedeceğim. Şimdi demokrasiyi gerçekleştirmeye çalışırken siyasi partilere ihtiyaç olduğunu Atatürk çok iyi biliyordu. Neden ihtiyaç var? Çünkü farklı görüşlere ihtiyaç var. Şimdi benim oy kullanma hakkım var ama alternatif bir. İşe yarar mı bu? Yaramaz. Atatürk kendisi bir parti kurmuştu zaten. Bakın, Halk Fırkası. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi. Ne oldu? Atatürk tarafından kuruldu. Pek çok devrimin altına imza attı. Bir politika belirledi. Ekonomide bir politika belirledi. Ülke yönetiminde tabii ki demokrasiyi savunuyoruz dedi. Ve laiklikten ödün vermeyeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bahsettiği politikalarını onaylayan da vardı, onaylamayan da vardı. Atatürk de zaten farklı görüşlerde meclise girsin istiyordu. Ve bu sırada Kazım Karabekir, bakın Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adıvar, Refet Bele, bu isimleri önümüzdeki sene çok duyacaksınız. Bunlar Atatürk'le beraber milli mücadeleye gönül vermiş, Atatürk'le omuz omuza savaşmış olan komutanlar. Biz bir siyasi parti kurmak istiyoruz dediler. Eyvallah, kurun tabii ki. Ama bakın ne diyorum? Askerler bunlar. Ne olması lazım? Ya askerlik görevlerini yapacaklar ya da siyasi görevlerini yapacaklar. Çünkü ordu ve siyaset birbirine karıştırıldığında çok ciddi problemler olduğunu gördük biz tarih boyunca. Mustafa Kemal de bunlara bizzat şahit olduğu için böyle bir ayrım sundu. Ve bu ayrımda askerlik görevlerinden istifa eden bu komutanlar geldiler. İlk muhalefet partisini kurdular. Adı ne? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Cumhuriyet Halk Fırkası vardı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası geldi. Farklı görüşleri savunmaları gerekiyor tabii ki. Ekonomide farklılaştılar. Halk Fırkası devletçi bir politikadan bahsediyordu. Ekonominin devlet tarafından yönlendirilmesinden. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liberal bir politikadan, yani özgürlükçü bir ekonomi politikasından bahsediyordu. Yine bunların ayrıntılarını önümüzdeki sene öğreneceksiniz. Şu an şunu bilin sadece. İki parti var ise mecliste, bunlardan birinin savunduğu görüşleri bir diğeri
ya savunmayacaktır ya da bir görüşte birleşecekler, ikinci bir görüşte birleşemeyeceklerdir. Zaman zaman orta yol bulacaklar, zaman zaman bulamayacaklardır. Günümüzde de bunun örneklerini görüyorsunuz zaten. Bu dönemde problem şuydu aslında. Ülkede yapılan bir dizi devrim vardı arkadaşlar. Ve en önemlisi ülke yönetiminde yapılan devrimlerdi. Yani ülkenin yönetim sisteminin değişmesiydi. Ne oldu sistem? Sistem bir monarşik düzenken cumhuriyet rejimine dönüştü. Ve bir grup cumhuriyet rejiminin kalıcı olmasını istemiyordu. Ve zamanla ne oldu biliyor musunuz? Bu terakkipervere, bu görüşe sahip olan, laikliğe karşı olan gruplar sızmaya başladılar. Bir süre sonra ülkede bir isyan gerçekleşti. İsyanın adı Şeyh Said İsyanı. Şeyh Said İsyanına adı karışanlar çıkarılan yeni kanunla kurulan mahkemelerde yargılandıklarında ortaya çıkan bir durum bize gösterdi ki ülkede yaşanan gerici bir isyan var ve bu isyana adı karışan siyasi partinin vekilleri var. Şimdi burada çıkarılan kanun, adı takrir-i sükun kanunu ne der biliyor musunuz? Der ki cumhuriyet rejimine karşı gerçekleştirilen her türlü isyana adı karışanlar en ağır cezalarla çarptırılacaktır ve tabii ki bunların mecliste yer alması mümkün değildir. İşte bu sebeple terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Hadi bakalım. Kaldık mı yine tek başımıza? Evet. Şimdi bir parti vardı. Bu açıldığında iki parti oldu. Bu kapanınca geri ben tekrar başladığım noktaya döndüm. Atatürk çok parti olmasını her zaman istedi ve destekledi. Bu sebeple vaktiyle meclis başkanlığı da yapmış olan bu Şeyh Said olayıyla beraber meclis başkanlığından istifa etmiş olan Fethi Bey'e, Ali Fethi Okyar'a teklif götürüldü. Ali Fethi Okyar kendi partisini kurdu. Onun da adı ne oldu? Serbest Cumhuriyet Fırkası oldu. Bak şimdi şuraya Cumhuriyet Halk Fırkası'nı yazıyorum. Ekonomide devletçi ve kesinlikle nasıl? Laiklikten ödün vermeyeceğim diyor. Şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası'na bakıyorum. Ekonomide liberal ve ben de kesinlikle laiklikten ödün vermem diyor. Şimdi aslında bir konuda denkler ama ekonomi politikası konusunda ayrışıyorlar. Bu zaten olmasını istediğimiz çok seslilik değil mi? Farklı görüşlerin mecliste olması. Ama ne olacak biliyor musunuz? Zamanla bu partiye de eski düzen yanlıları, saltanat ve hilafet yanlıları sızacak. Sadece Fethi Okyar'ın şöyle bir farkı olacak. Fethi Okyar bu partiye sızmaları önceden fark edecek ve bir olaya adı karışmadan partisini kendisi kapatacak. İyi ki de kapatacak çünkü partiyi kapattıktan hemen sonra Kubilay olayı ya da Menemen olayı diye bildiğimiz olay patlayacak. Eğer kendisi kapatmasaydı vekillerinin adı karıştığı için muhtemelen meclis tarafından tıpkı terakkiperver gibi kapatılacaktı. Haydi bakalım döndük mü yine başa? Döndük, tek partiyiz. Bu arada nelerle uğraşıyor ülke? İkinci Dünya Savaşı tehlikesi, Lozan'dan kalan problemler. Bunları çözmek için bir mola veriyoruz. Ta ki 1946 yılına kadar tekrar seçimler yapıyoruz. Tekrar yapılan seçimlerle 1946'da bir deneme yapılıyor. O da başarılı olamıyor. 49'da Demokrat Parti meclise girmeyi başarıyor. 50'de de çok partili hayatı tam olarak geçirmiş oluyor. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin kurulmasıyla çok partili hayata geçilebiliyor. Ama 23'ten 50'ye kadar süren bir süreç bu. Neden? Aslında halk henüz buna hazır değil. Halk yeniliklere henüz hazır değil. Gerekçe bu arkadaşlar. Evet, bu videoda size 6. ünitenin tamamını özetlemiş oldum. Demokrasi kavramının ne olduğu, ailede, okulda, ülke yönetiminde nasıl gerçekleştiği, tarihsel süreci hem Osmanlı tarihi hem Cumhuriyet tarihinde nasıl gerçekleştiğini öğrendiğinizi düşünüyorum.
bu konuyla ilgili biraz soru çözdüğünüzde çok işinize yarayacak. Özellikle önümüzdeki sene için güzel bir altyapı oluşturmuş olacağız. Önümüzdeki sene bu konuların ayrıntılarını öğreneceksiniz. Hepinize bol şans, başarılar diliyorum. Hoşça kalın.